Halil abi bize bugün kamp malzemelerini tanıtacak. Evet abi, söz sende. Öncelikle çadırın altını topraktan koruyacak. Uzun süreli kullanmayalım. Bir tane altlığımız var, onu seriyoruz. Bunun faydası, yerdeki tozlu toprağı, eğer yağmurlu çamurlu varsa çadırımızı korur bundan. Sonra çadırımızı çıkarıyoruz. Şimdi çadırını kuruyor. Evet, çadırımızı çıkarıyoruz. Önce çadır altını açtı. Şimdi çadırını kurmaya başlıyor Halil abi. Evet. Boilerlerimizi hazırlıyoruz. Boiler nereden çıktı lan? Boiler. Ben de ne sereceğim buraya diyorum ha. Bilmedin ki kesesi. Şimdi bunu böyle açıyoruz. Evet. Açıyoruz. Ben de seni çekeyim mi abi? Çek abi, çek. Bunlar video çekmeyi bilmiyor ya. Aşim. Şunu bir geçsene şu dalları. Çubukları birbirine sokuyoruz. Yani bunlar onların şeyin içinden geçecek. Tutak şey olmuş. Ne oldu, niye vay dedin la? Biz de zemine yapmamız lazım. Hocam, videomu izleyerek öğrenebilirsin kurmasını. Aynı çadır ya. Aynı çadır, evet. Bana göre para performans kullanım açısından en iyi çadır. Aprenaz 2. Reklam yapayım biraz. Çünkü ben bunu Aprenaz 2 kullanıyorum. 3 saatlik yoğun yağmurda yağmur geçirmedi. Kıbrıs'ta çadır yattı gece. Şöyle yattı. Eşyalara rüzgardan tarafa koymuştum. Rüzgardan da geçti. Yani rüzgardan da not aldı. Abi 89 lira ya. Mükemmel bakalım, çadır. Bünyana dayanabilecek mi? Decathlon'dan 89 lira karşılığında edinebilirsiniz bu çadırı. Evet. Şeyden neydi? Çadırımız hazır. Bundan sonra yapacağımız iş azıklarımızı çakmak. Evet. Alttaki olaya gıcık oldum ya. Bizim niye yok? Volkan hocam ağlamaya başlayacak birazdan. Benim niye yok diye. Bunun içinden şey çıkması lazımdı. Sakın benimkileri alma. Vallahi müdür. Aman ha. Ya buradan. Müdür. Ha, kazıkları çakacak şimdi. Bu kazıklar normalde rüzgardan bir yerde tutunsun diye. Ama sert toprak, mert toprak olunca bunu taşla falan çakılabilir. Sabitler. Şu şekilde sabitlemek için. Çocuklar bana. Gençler. Hadi gençler bir taşla. Böyle biraz mail vereceğiz ki. Evet. Bu geçti. Biraz taşına seriyoruz. Bu hem çadırınızı gerdirmek hem de bir tane taş bulun lan gençler. Oldum. Getir bakayım. O olmaz. Çakacağız da. O olmaz oğlum. Çakacağız çekit. He büyük. Oğlum getir. Ondan biraz daha büyük olursa daha iyi olur. Neyse şunu yer bulur çakarız. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Bunlar buraya çakacağız şimdi. Üf. Ver canım. Ana. La bunlar biriket oğlum. Taş. Biriket olmaz. Taş. Taşına. Çadırımız hazır. Burada çadırın üstlüğünü, yağmurluğunu atmayacağız. İçerisinin malzemesini atacağız. Çünkü hava sıcak. Önceki yapacağımız iş tulumumuzu çıkarmak. Şimdi tulumunu pardon, matımızı. Ha, pardon, matı çıkarıyor. Bu güzel kullanışlı bir mat. Yaklaşık ben bir seneyi geçkindir. İki turda kullanıyorum, uzun turumda. Gayet rahat, iyi. Olmazsa olmaz şimdi abi. Çadır, mat ve tulum değil mi? Aynen öyle. Fakat ben yazın yanımda bir tane de ince çarşaf taşıyorum. Evet, ince çarşaf da getirmiş Halil abi. Matın üstüne tulumu, tulumun üstüne de kendi kendine şişiyor. Bu da matın değil mi abi? Evet, bu mat. Eğer şişme yeterli gelmez diyorsan buradan kendiniz... Bu şişme mat mı oluyor? Havasını ayarlayabiliyoruz. Bunu kaç liraya almıştın abi? Bu da o civar yani 80-90 liraymış. 80-90, 90 liraymış evet. Alanlar... Bu da hazır. Evet, ondan sonra geliyoruz. Matın da bu arada işin bir... enteresanı var ya, yastıkları unutmuşum ben. Yastıklarımı. Aman Allah'ım. Şişme yastıkları unutmuşum.
Yastığı ben de unuttum, inanır mısınız? Neyse, şu şeyi kafamın altına koyar yatarım artık. Dışarıda şey yapacağımız zımbırtı var ya. Bu abi. Evet, bu da tulumumuz. Tulumu. Uyku tulumunu da serdi. Şu an hazırız. Bunu ne kadar aldın abi? Bunu da Decathlon'dan almışsın sanırım. Oh, onu Decathlon'dan almadım. Onu başka yerden aldım. O da herhalde 100 lira civarı. Ha, bunu da başka yerden almış ama 100 lira civarında. Evet. Sanırım 0-25 santigrat derece aralığında idare eder değil mi abi bu? Evet. Artı 5 derece. Artı 5 dereceymiş. Derece. Bunu da belirtelim. Yani 3 mevsim diyebiliriz. Abi 2 kişilik. 3 mevsimde kullanılabilir. Aferin lan bu işe yaradı. Kışı geçirmez ama diğer 3 mevsimde rahatlıkla kullanılabilir değil mi? Evet. Kapatmayız merak etme. Bu akşam bunu üstüme örteceğim olan bu işte. Tek kişilik çarşafın faydası bu. Şu an sadece çarşaf kullanacak gece. Hava sıcak olacağı için. Şurada yastık yapacağız abi. Yastığı unuttuğu için. Yastığı unuttuğumuz için. Evet, bunu belirtiyoruz. Yastığı unutmuyoruz. Evet, unutmuyoruz yastığı. Önemli yastık malzemelerden önemli. Bir tanesi de yastık. Yastık çünkü. Çocuğunuzun yastığını alabilirsiniz. Evet, Umut abi çocuğunun yastığını almış gelmiş. Bu tamam abi. Gece rahat bir uyku geçirebilmek için yastık önemli. Şart. Bundan sonra yapacağımız iş ondan zaten eşyalarımızı. Bir tanesi de yastık. Bisikletten eşyalarınızı indirip içeriye yerleşmek. Halil abi kısaca bisikletinden de bahseder misin? O neydi abi elindeki? Bu benim seyyar masam. Ha, seyyar masasını getirmiş Halil abi. Abi burada kuracağız. Üstünde bir şeyleri yerken bize lazım olacak. Evet. Çok basit, işlevsel, hemen kurulabilen hızlıca bir kurulabilen bir masa. Bunu da izliyoruz. Çarşıdan satın alıp gelin lan. O ne? Bunu ne kadar almışsın abi? Bunu şey iki tane şeyle beraber 124 liraya abi sattım. Sandalyeyi de ben kurmak istiyorum. Sandalyeyi ben almadım. Mümkünse sandalyeyi ben kurmak istiyorum. Bu şekilde kuruyorsunuz. Oo, çok kullanışlı. Sandalyeye de geleceğiz de. Sandalyeye gelmedik mi daha? Ben hemen uygulamayı yapıyorum. Ne yersiniz diye çağırsınız size. Evet, seyyar masamızı da kurduk. Ben kurmayayım abi. Adam ciddiyeti bozmamış. Hala seyyar masamızı kurdu. Tamam, masamız hazır. Evet. Taburemiz zaten hazırdı. Ferhat hazır afondu her zaman gibi. Bu kadar. Evet. Okey takımlarını birazdan alalım. Yemek için lazım hocam. Bu arada birileri yemekli malzeme almaya gitse. Hadi çabuk kurun. Şimdi bütün çıkan yaptığımız eşyaları bize sabah lazım olacağı için toplarken bir tanesinin içine toplamakta fayda var hepsine. Tüm eşyalarımız bir tabii, çantanın içinde. Sabahleyin bunlar gezi bize lazım olacak şeyler. Topladık. Hem yer kaplamaz, koyacağımız yerde bu şekilde. Olur mu? Tamam. Çadırımızın içinde. Evet, teşekkür ediyoruz Halil abi. Rica ederiz. Bu da Halil abinin bisikleti. Tam bir tur bisikleti. Kısaca abi bisikletinden de bahsedebilir misin bize? Eşyalarından ve bisikletinden. Bisikletim Carraro'nun CRT World denen uzun tur için planladığı ve yaptığı bisiklet. Bisiklet çok güzel. Evet. Buradan biraz da sistem edeyim Carraro'ya. Yayınlanır inşallah. Her şey güzel. Duruşu güzel. Ayakçaklığı güzel. Fakat arka jant, arka göbek ve miller uygun değil. Son yaptığım 2000 kilometrede bir sürü 3-4 defa belki daha fazlası jant ve mil ayarıyla uğraştım. Ve şu an yenisiyle değiştiriyorum onları. Yani buna uygun olur. Eğer ki bunun imalatına devam edeceklerse bunları değiştirirlerse çok çok güzel olur. Bu arkada 4 tane XLC çantam var. 2 arka, 2 ön taşıyıcım var. Şimdi söktüm. Evet, ön yani, taşıyıcı da kullanıyor normalde Halil abi ama şu anda taşıyıcıyı söktüm. Söktü. Kısa bir tur olduğu için yerleri. Bugün takmadı. Ön çantalarını takıyoruz. Gerekli her şey, yedek parça olsun, sağlık setim olsun ön çantalarda. Hı-hı. Arka çantalarda günlük ihtiyacımız ve yeme içme ihtiyacımız karşılanır şekilde. Bu XLC çantayı ne kadar almıştın abi? Bunların sıfırları zannedersem arkaları 350 lira civarı ama ben ikinci el aldım. 200 liraya ön çantalarda yine aynı şekilde. Onları da 200 liraya aldım. O lastiklerini tutturuyor. Evet. Gayet kullanışlı. Broxsele kullanıyor. Broxsele kullanıyorum ki tavsiye ederim uzun yol kullanacaklara. Çünkü şey bir müddetten sonra gayet oturuyor. Tight'lı petli tight'a bile gerek kalmıyor. Evet. Bunu da duyuruyoruz buradan. Teşekkür ediyoruz Halil abi. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. 22 lira mı?